Ailem benim her şeyimdir. Herkesin olduğu gibi. Onları takipten çıkmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailemizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle. Dün aslında buna benzer bir şey söylemiştim. Dedim Evet. ya, sen de pek olmadı, inandırıcı değil dedin. Ama bak hala aynı şeyi söylüyor. Şimdi tabii ki böyle bir şey insanların uyanabileceğini ve insanların bunu konuşabileceğini, bu kadar çabuk fark edebileceğini düşünemedi diye düşünüyorum. Şöyle ailesinin özelini korumak istemesi son derece doğal olabilir. Ama zaten ailesinin özelini korumak istese bu çocuk 2 ay önce de aynı şöhretteydi. Bugün de aynı şöhrette. O zaman bunu 2 ay önce de düşünebilirdi. Hadise Bile kadar inanmam. şöhretli bir partneri yoktu yanında, belki ondan mı? Artık her dakika Kaan Tamam, haber. diyelim ki işte şöhretli bir partneri var. Bundan benim annemle babam ne gibi bir zarar görebilir? Yani Şimdi şu mu şimdi. demek bu? Hadisenin şöhreti Kaan'ın ailesine zarar verecek boyutta mı? Ne alakası var? Burada şundan çekincelerim olabilir. Mesela şöyle bir şey. Ben kendimi düşündüm Kaan'ın yerinde. Neden böyle bir şey yapabilirim? Şimdi annemle babamın özelliğini korumak için eğer böyle bir hareket yapmam gerekiyorsa o niye bugün de dün değildi? Bunu düşünürüm. Acaba derim benim annemle babam bu işe karşı ve yarın öbür gün oraya bir şeyler yazarlarsa insanlar da onların annem babam olduğunu anlarlarsa bunu görmesinler diye Önlem aldı kaldırabilirim. Yani belki çünkü de. annelerimiz, bizim annelerimiz, babalarımız değil mi? Instagram kullanıyorlar. Yani dolayısıyla orada yazabilecekleri herhangi bir şey bu sefer benim ilişkime yansıyabilir. Çünkü bunu %100. biliyorsun daha önceden Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi falan, Kenan'ın annesinin Kenan'ın annesi Instagram doğumu. hesaplarından yazılar yazdılar. Ne oldu? O zaman anladık ki biz gelinlerini istemiyorlar ve tabii ki çocuklar da kesin tavırlarını koydular. Annelerinin karışmaması gerektiğini, zaten evlilikleri de devam ediyor hepsine. Şimdi burada da şunu hissettim. Doğru olmayabilir. Tabii ki diyecek ki ailemiz çok önemli. Hani onlara bir tavır olsun diye belki yapmadı bunu. Ama belki onlar yarın öbür gün o hesaplarından bir şeyler yazarlar falan diye belki çıktı. Hani herkes takip ederse görür onların yazdıklarını falan. Çünkü bana mantıklı şey gelmiyor. Annene babanı koruyorsan sen dün de kandın. Niye dün korumuyordun da bugün koruyorsun diye Sanki düşünüyorum. işte bak, bu hareketler ve bu tutarsız durumlar Panikler. ve bu Panikler. panikler sanki hadiseyi gerçekten istemeyen bir anne baba varmış imajı veriyor. Ve Yani şimdi ister bana istemez bunu veriyor. şu da aklıma geliyor. Bugüne kadar duyulmasını istemeyen tarafın karşı taraf olduğunu anlıyorum şu anda, Kaan'ın tarafının. Öyle hissettim şimdi. Yani bugüne kadar saklandı ya bu. Evet. Bunu hadise saklamadı. Bunu Kaan'ın istemiyle bence bu oldu diye düşünüyorum. Oo, bak bak, başka bir boyuttan Yani bakıyorsun öyle bir sen. şey. Şimdi bütün bunları parçaları bir araya Sen getirdiğim kadın olarak zaman. ne hissedersin? Ben hadise olsam. Yani biraz saklayalım. Erkek tarafının saklıyorum demesinden benim böyle bütün tüylerim diken diken olur. Şimdi ailesiyle alakalı bana böyle bir şey söylerse zaten ben öyle bir adama saygı duyamam. Bence hiç adım bile atılmaz, Çünkü evet. hani şöyle bir herkesin bir duruşu vardır. Herkes bir bireydir. Herkesin annesi babası var. Hepimizin annesi babası. Evet. Şimdi benim de annem çok bayılmamış olabilir benim seçtiğim kişiye. Senin annen çok bayılmamış olabilir. Ama bir tarafın ailesi bunu deklare edip bir insanı böyle konumunu zedeleyecek, onurunu zedeleyecek bir hareket yaptığı zaman bu çok enteresan bir durum olur. Bence yani yanılıyor olabilirim ama şu olayları bir araya getirdiğim zaman bütün olarak Vay be. Kaan bu ilişkinin aslında çok fazla ortaya çıkmasını istemediği gibi geliyor. Şu anda da ortaya çıktı. Çıkınca da hemen annesiyle babasını takipten çıkardı diye düşünüyorum. Bunların bir tepkisi olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün oraya bir şeyler yazarlarsa da insanlar da onun annesi babasını, çünkü şu anda Kaan'ın annesini babasını tanıyor muyuz? Biz tanımıyoruz. Takipten çıkmasıyla anladık ki annesiyle babası. İlgileniyor muyduk şu ana kadar annesiyle babasına? Şimdi yakın çevresinden bir mesaj geldi Kaan'ın. Kaan'ın ailesi Hadise'yi gerçekten çok seviyormuş. O tamam. Fakat son günlerde Kaan'ın ailesinin mal varlığıyla ve iş hayatıyla alakalı bir takım durumlar ortaya çıkınca onlara çok taciz mesajları gitmeye başlamış. Para konusunda. Özel hayatlarını korumandaki kasıt onların maddi imkanlarını öğrenen insanların yaptıkları o yorumları engellemek. Ha, o Bu mantıklı. mantıklı. Mantık. Bu mantık. Bak bu güzel. İşte bak Zamanlama böyle da uyuyor. açıklama yaparsanız bu varsayımların Teşekkür ediyorum Çağlacığım. tabii varsayımların
Yani şu anda biz mesela varsayım üzerine konuşuyoruz. Hani neden? Çünkü durup dururken insan annesiyle babasını takipten şu durumdayken çıkmaz. Çıksaydı daha önceden çıkardı. Bunu Halise'ye bağlamak çok normal. Ama dediği gibi varlıklı bir aile ise, O da yeni çıktı, 2 gün oldu. evet, ne söylendi? Durumlarının iyi olduğu Evet. söylendi. Çocuğunun bu işten gelecek paraya ihtiyacı İhtiyacı olmadığını, hobi olmadıysa. gibi yaptığını Evet. söylendi. De. Şimdi insanlar annesine babasına mesaj atıp onlardan para mı istiyormuş? Evet, o boyuta gelmiş, taciz boyutuna gelmiş iş. Ki bu dönemde inanılır, ya herkes herkese mesaj atıyor. Hani Yani benim annem için de yıllardır bu söylenir. Daha bir kişinin annemi taciz ettiğini, öyle mi? yani hiç öyle bir şey, yani onların şeydir, saygı duyuyorum. Bu bir mantık çünkü. Yani Ama bana mantıklı geldi. Oturdu bu şimdi. mantık, bu mantık. Evet. Hadiseyi de seviyorlarsa zaten yarın öbür gün hep beraber fotoğraf koyarlar. Zaten ben de bir şey anlamıyorum gerçekten. Yani oğlunu sevmiş zaten. Bu kızın da böyle çok absürt, böyle acayip bir şeyleri olmadı yani hani. Yok. Evet, birazcık açık saçık çıkıyor ama o da onun işi. Nasıl oğulları rol gereği bir kızla öpüşüyorsa, o da sahnede de yani önemli olan özelinde kişiliği, karakteri, duruşu nasıl olduğu önemli. Oğlu da sevdiyse onlar da seviyordur. Yani çok gerçekten anne babalara da buradan sesleniyorum. Ya çok kısa bir ömür. Bazen yanlış insanı seversin, bazen doğru insanı seversin ama bırakın bunları bizler görelim gerçekten. Siz de müdahale ettiğiniz zaman çünkü her Hep bir şey çok faydası daha kötü oldu. oluyor. Ama böylelikle anladık ki annesinin babasının para konusunda rahatsız edildiği için Kaan Yıldırım Bu bu çok önlemi güzel bir almış. Bu açıklama doğru, ama bu bana mantıklı, mantıklı geldi. mantıklı. O yakın çevresine de çok teşekkür ediyoruz bu bilgiyi verdiği için. Şimdi bu aşk biz hep hissediyorduk ama bir türlü elde tutulacak bir şey yoktu ama Acun Ilıcalı'nın bir sorusuyla ortalık karıştı ya hani Evet. o birleşme gecesinde. O birleşme gecesinde Acun'un küçük kızı Melisa bir dans etti. Melisa'yı eleştirdiler. Ve destek ablasından geldi. Bir bakalım. Ilıcalı'nın kızları Melisa ve Yasemin'in duygulandıran dayanışması. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile kızları Melisa Survivor'da dans etti. Sosyal medyada çirkin yorum atanlara tepki ablasından geldi. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Yasemin kardeşini korudu. İki küçük kızın anneleri ayrı, kalpleri bir. Abla kardeşin kalpleri ısıtan sevgisi. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile olan kızları Melisa korona günlerinde Dominik'te babasıyla mahsur kaldı. Hatta bu sebeple Şeyma Subaşı habercilere verdiği röportajda çok duygulanmış. "Tek düşündüğüm şey kızımı görmek." diyerek duygularını dile getirmişti. Şeyma'nın alışık olmadığımız bu hüzünlü anları kameralara yansımış. Ağlamamak için kendisini zorlamıştı. Dominik'te izole bir şekilde babasıyla yaşayan 6 yaşındaki Melisa Survivor yarışmasının birleşme partisinde ortaya çıktı. Sahneye çıkan Melisa Ilıcalı dans etti. Geceye canlı bağlanan Aleyna Tilki ile birlikte şarkı söyledi. Aynı gece Acun Ilıcalı'nın diğer kızları da canlı bağlantı yaptı. Küçük Melisa özellikle ablası Yasemin'i özlediğini dile getirerek abla sevgisini ortaya koydu. Tabii görüntüler sosyal medyada yayıldıkça yayıldı. Çoğu kişi küçük Melisa'yı sevimli bulurken bazı kendini bilmezler. Kalplerindeki çirkinliği yaptıkları yorumlara yansıtarak küçük bir kızdan dahi esirgemedi. Ancak bu tür yorumlara ilk tepki Melisa'nın 13 yaşındaki ablasından geldi. Yasemin Ilıcalı küçük kardeşini sanal zorbalara karşı savundu. Her ne kadar ayrı annelerden olsalar da Acun Ilıcalı'nın 13 yaşındaki diğer kızı Yasemin küçük kardeşi için "o daha 6 yaşında" dedikten sonra Melisa'nın güzel dans ettiğini ve yazılanların üzücü olduğunu belirtti. Yasemin Ilıcalı anneleri ayrı olsa da kardeşliğin ne olduğunu cümle aleme gösterdi. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Zeynep Yılmaz da kızının bu açıklamalarına destek çıkarak takdir topladı. Evet, ben ne tabii diyorsun? ki burada Zeynep'i alkışlıyorum. Evet. Çünkü nasıl güzel bir evlat yetiştirmiş, ne kadar güzel kalbi olan bir evlat yetiştirmiş. O çocukları kinle, nefretle, kışkırtarak büyütmüş olsaydı, evde konuşmalar olsaydı, o çocuk bir şekilde tesir altına kalır ve kardeşi de olsa
ona sahip çıkıyor. Hatta sevmeyebilir, kıskanabilirdi. Ama burada annenin duruşuna bakın, annenin yetiştirdiği Altta evlada alkışlar bakın var. gerçekten. Hem Zeynep'i zaten kızları inanılmaz güzel Çok yetiştiriyor. Anne efendiler. çok önemli Çok bu efendiler. şeyde. O yüzden onu ikisini de Zeynep'i de kızları da çok öpüyorum. Yani ben Yasemin'in bu desteğine bir kere zaten burnum sızladı ben o yorumu görünce. Altında da Zeynep'in şeyi alkışları vardı. Yani her iki evladı da birbirinden ayırmayan o duruş zaten çok kaliteli bir kadın. Yani Çok. hiç tesadüf değil. Hani kalite Yani hiç tesadüf değil. evet. Mesela nasıl Hülya Avşar Kaya'nın gitti mesela, değil mi? Mesela Feraye Kaya'nın yuvasını yıktı, Hülya'nın yuvasını yıktı. Ama çocuğunu da kucağından indirmiyordu Hülya Tabii Avşar'da. tabii. Bunlar iyi Saygı. kadınlar, Evet. İyi. güzel kadınlar, Güzel bir ruhu şey. güzel kadınlar. Ben çok seviyorum onları. Çok güzel evlatlar Bir yetiştirmişler detay gerçekten. daha görmüştüm o gün izlediğim için. Yani Melisa Yasemin'e çok düşkün. Yani Melisa Yasemin'i çok özlediğini, hatta neredeyse onunla yaptığı her şeyi çok özlediğini falan dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın da bu kadar ilgili, birbirinden ayırmayan, bak o küçük kızı yanında ama diğerlerini de görüntülü arayarak insanlarla paylaşması çok güzel bir görüntüydü. Bu destek bence bu 6, 8, 10 yaşlarındaki insanlar, çocuklardan çok büyüklere örnek olsun. Bak dünyalar yanıyor. Siz bir koronadan, hastalıktan insanlar patır patır can veriyor maalesef. Hala rant peşinde olan, hala dedikodu peşinde, hala iftira peşinde olan insanlara şu küçük çocuklar ders olsun. Ne kadar güzel destek oldular. Kötü yorum yapan, hal bu çocuğa bile kötü yorum yapıyorsun ya. Senin ruh sağlığına Allah yardım etsin. Kötü